Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Altınkum uzaklığımız 4 kilometre, 3-3,5 kilometre de denilebilir. İmbat sahiline de 3 kilometre uzaklıktayız. Arkamda görmüş olduğunuz 3+1 villayı tanıtacağım. Müstakil girişli, kendine ait park alanı var. Havuzumuz burada yok. 2 adet villamız var. Bir tanesi 4 milyon 750 bin TL, bir tanesi de 5 milyon. Fiyat farklılıkları cephesine göre değişiyor. Şimdi girişte güzel bir araç park yerimiz var. Yaya girişi onun yan tarafında. Hava çok rüzgarlı, hızlıca geçeceğiz. Yan tarafta da böyle bir bahçe alanımız var. Şimdi arka tarafa da ev gelecek buranın, onu da söyleyelim. Yan tarafa da ev gelecek ama ön tarafımız yol. Yani yol cepheli bir villa sahibi olacaksınız. 3+1 fiyatımız neydi? 4 milyon 750 bin TL ve 5 milyon. 2 tane villamız var. Burada da kış bahçesi tarzında kapatabileceğiniz bir alan var. Neden kapatabileceğiniz diyorum. Çünkü başka bir şey için kullanamazsınız burayı. Ya seramikleri kaldırıp bahçe yapacaksınız ya da kış bahçesi olarak kullanacaksınız. Güvenlik kamera tesisat da hazır. Diğer evde direkt salon mutfağa giriyor diye bu şekilde bir burayı çekmek istedik. Çünkü burada yapabileceğiniz çok şey var. Ne gibi yapabileceğimiz şeyler var diye sorarsanız da burayı biraz daha uzatıp burayı bir giriş koridoru olarak değerlendirebilirsiniz. Bu sayede en azından vestiyer ve ayakkabıları da burada çözmüş olursunuz. Burayı da ahşap sütunlarla uzatabilirsiniz isterseniz. Salon mutfağımız bu şekilde. Merdiven altında bir lavabomuz var. Bu Didim'in kaderi arkadaşlar. Merdiven altında lavabo imar durumundan dolayı yapmak zorundalar. Diyeceksiniz ki iki tane yapacağına bir tane yapsın. Haklısınız, yapabilir. Ama bu sefer de 4 milyon 750 bin lira isteyeceği yere 14 milyon istemek zorunda kalacak. Çünkü arsa fiyatı üstüne gelmiş olacak. Maliyet tabii ki yine aynı derecede artacak. Ki bunlar böyle olduğunda mecburen daha küçük evler çıkıyor. 15-30 imarlı buralar. Yani daha küçük imarı var. Neden? Söke'den fay hattı geçiyor. Bize 30 kilometre ama Maraş depreminde gördüğünüz etraftaki 100 kilometrelik alanı tamamen yerle bir etti. Güzel bir seramik var 60'a 120. Süpürgelikler mat, antresit renkte. Mutfak kısmında buraya almışlar. Güzel bir tezgahımız var. Tezgah arasında 60'a 120 seramik kullanılmış. Mutfak gayet yeterli. İsterse tamamen dahil. Ama küçük bir tezgahla belki bar tarzında bir yerde yapılabilir. Değil mi? Granit bir tezgahımız var. Güzel lake dolaplarımız var. Tavana kadar yükseltmemişler. Spot aydınlatmalarla da aydınlatma sistemi yapılmış. Burada da gün ışığında LED aydınlatmalar var. Ama ben şurayı daha çok sevdim. Yani şurayı ahşap sütunlarla uzatsak buraya kadar. Değil mi? Harika olmaz mı? Girişi buradan versek. Bu sayede hem ayakkabılık hem vestiyeri burada çözmüş olursunuz ya da tamamen bir camla burayı kapatabilirsiniz. Daha şık gözükebilir. Merdivenlerde de LED ışıklar var. Merdiven altında da küçük bir lavabomuz var. Çamaşır makinesi yeri buraya yapılmış ama burada kullanmazsınız. Küçük seramikler döşenmiş. Visam'ın gömme rezervuarı. Ve burada markasını okuyamadığım bir musluk var. Okuyamadım, yukarıdakilere bakalım. Markaları da söylüyorum çünkü çok istek geliyor bu konuda. Markaları da söylerseniz biz de ona göre alışveriş yaparız diye. Tavan yüksekliği de burada 3 metre. Tabii yukarılarda 2.85-2.90 civarında. Merdivenler çok şık olmuş. LED aydınlatma yakışıyor. Bence spottan daha çok yakışıyor LED aydınlatma. Standart Didim evlerinden bir tanesi burası. Orta katlı 2 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hemen karşıdaki odayla devam edelim. Ebeveyn banyolu bir oda burası. Bir de küçük balkonumuz var. Gayet güzel. Laminat yapılmış zeminin tamamı. Değil mi? Güzel olmuş. Laminat yakışmış. Yatak başlığında böyle düşünmüşler. 2 tane amber ışığında aydınlatmamız var. Güzel duruyor. Ben bir tane şey aldım. Gece lambası tarzında çok güzel. Daha yeni geldi. Onun böyle bir linkini mi bıraksak? Linkini bırakırsak böyle reklam yapmış gibi oluruz değil mi? Göstereyim. Çok güzel arkadaşlar. Böyle eğer gündüz çok erken kalkıyorsanız, hava karanlıkken kalkıyorsanız evin, yattığınız odanızda gün ışığında bir renk olsun aydınlatması. Çünkü o gün ışığı sizi daha zinde uyandırıyor. Araştırmalar bu yönde. Denedim, gördüm. Ben de çok erken kalkıyorum. Bu yüzden böyle gün ışığında renkler kullanın yatak odalarda. Şimdi burada yarım cam kullanılmış, güzel olmuş. Ben her zaman yarım camı seviyorum ama şuraya bir silikon parçası ya da burası için özel satılan parçalar var. Bak şuraya koymuşlar. Bu buradan darbe alıp kırılmasın diye. Damperli camlar genelde buradan kırılmaz ama köşelerden darbe aldığında hemen patlayabiliyor. Güzel bir
niş yapılmış, laminat görünümlü seramik yapılmış. Karşıda da 60'a 120 seramik kullanılmış. Yani burada duş alsanız zaten su oraya gitmez. Eğimi de buraya vermişler. Tam dip tarafta güzel olmuş. Visam'ın gömme rezervuarı. Ahşap şekilde de parkelerle birbirine uyumlu halde lavabolar yapılmış. Dolaplar yapılmış. Ben markayı yine okuyamadım. Marka yazmıyor çünkü üstünde. Ama güzelmiş dolap. Burada küçük bir balkon var. Çıkmayacağız. Çok rüzgarlı. Aşırı rüzgar var. Bugün o kadar rüzgarlı ki drone uçuramadık hiçbir yerde. Şimdi şunu da söyleyeyim. Tabii ki bunlar değiştirilebilir, yapılabilir. Şu üstteki beyaz ışıkları genelde gün ışığı kullanın ki hem kitap okumak için ideal hem de bir loş ışık oluşturur. Yatak odalarında çok daha faydalı olur. Ve burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Gayet şık. Bak burayı çok beğendim. Çok da güzel yapmışlar. Özellikle şu kısım çok hoşuma gitti. Burada yarım cam zaten olmazmış. Çünkü yarım cam çok kısa uzun kalırdı. Geçiş alanını daraltırdı. Burada şu şekilde 3 tane cam kullanılmış raylı biçimde. Tabii bunların bir yerine oturması lazım. Raylı biçimde. Akordeon şeklinde düşünebilirsiniz. Gayet geniş bir duş alanı var içeride. Gerçekten çok iyi. Bir oturma yeri de yapılabilir buraya. Yine niş yapmışlar. Güzel olmuş. Visam'ın gömme rezervuarı. Çamaşır makinesi için burada da yerimiz var. Ama bence terasta çözün bunu. Çünkü kurutmak için bir balkon gerekli. Buradan yatak odasından geçmezsiniz. Bu yüzden terasta daha net bir şekilde çözebilirsiniz. İnat ettim okuyacağım ben bu muslukların markasını. Hala göremedim. Burada da çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir odamız var. Masif, ceviz, laminat kullanılmış. Çok şık duruyor. Ben bunları seviyorum. Ama yazlık bölgelerde evin her tarafını laminat yaptırmayın. Neden? Çünkü çok sıcak bir yer. Odalar tabii ki güzel oluyor. Odalarda bunları kullanabilirsiniz ama ıslak zeminlerde, yani ortak kullanım alanlarda ıslak zemin tercih edin ki çok daha faydalı. Temizliği de kolay. Artı bir de sıcak havalarda en azından sürekli orada bir yaşam alanı döngünüz olduğu için en azından daha rahat etmiş olacaksınız. Laminat çok da sıcaklarda iyi olmuyor. Ama odalarda kullanınca da böyle gerçekten güzel oluyor. Değil mi? Benim odaya da mı yapsak böyle bir şey? Tavan yüksekliği de çok güzel. Yine LED aydınlatmalarımız var. Ve lake kapılarımız var. Şimdi geldik en üst kata. En üst katta bir terasımız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz ve bir de yatak odamız mevcut. Şimdi ilk önce banyo lavaboya bir bakalım. Sırasıyla gidelim. Genelde çatı katındaki banyo lavabolar çok güzel kullanılmaz. Neden? Çünkü çatı eğimi gelir. Burada o eğimi vermemişler. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani ben 1.68 boyundayım. 1.70-1.75'e kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer 1.75'in üstündeyseniz bu biraz şu şekilde kullanmanız gerekecek. Burada yine niş yapılmış. Beyaz seramik kullanılmış. Burada da 60'a 120 seramik de niş yapılmış. Bak çok hoşuma gidiyor. Bunun kullanımı çok rahat. Kokular, biblolar koyabiliyorsunuz. İhtiyaçları burada giderebiliyorsunuz. Tabii tuvalet kağıdı için buraya da bir aparat takılması lazım. ERC marka. Okudum sonunda. Bir de yatak odamız var. Aynı zamanda genel kullanım koridordan da terasa çıkabiliyorsunuz. Bir kapımız var orada. Ve odadan da çıkabiliyorsunuz. Güzel bir oda. Gayet geniş. Bence ebeveyn odası olabilecek bir oda. Neden? Aşağıdaki odayı da kullanabilirsiniz ama burada tamamen kendinize ait bir kat gibi düşünün. Banyo lavabosu var, yatak odası var. Terası da kapattırıp bir yaşam alanı da çevirebilirsiniz. Güzel olacaktır. Yine laminat kullanılmış. Tavan yüksekliği de güzel. Normalde şuradan eğim tamamen inmesi lazım. Ama bu eğimi çok güzel vermişler. Bak gözü de yormuyor. Bazı evlerde böyle çok o çatıyı kaldırırken aşırı kaldırıyorlar. Orada bir iz kalıyor. Burada o yok. Şimdi çamaşır makinesi için zaten burada bir tesisatımız var. Direkt buraya koyup burada da kurutabilirsiniz. Terasın üstünü yanları kapattırıp çamaşır odası olarak kullanabilirsiniz. Bu çevrede son 2 yıldır çok büyük bir yapılaşma var. Büyük ihtimal şu önümüzdeki gördüğümüz tarlada arkadaşlar bitmiş olacak. Şimdi tarlanın yanındayız ya böyle çok dışarıdayız zannetmeyin. Şehir merkezinin ortasındayız. Bizden 2 kilometre daha ötede villalar yapılıyor. Devam ediyor yani inşaat çalışmaları. Hatta gösterelim şöyle bir. Bu tarla buranın yerlerinden birinin büyük ihtimal bu şekilde ekiyor, biçiyor. Ama bir gün burası da tabii ki ev yapılacak. Sonuçta arsa olarak geçiyor diyebiliyorum. Yan taraflarında da arsalar var. Karşı taraflarda çok yer sattık.
artık bu fiyatlara bulunabilecek en iyi yerlerden bir tanesi. Güzel yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. İşini hakkıyla yapmışlar. Terası da kapattırdığınızda çok da bir problem kalmayacak. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.